Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte doğal sistemler içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi olan iklim tipleri konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de bu hem bu dönem için çok önemli hem de TYT AYT sınavlarınızda karşınıza gelebilecek sorularda iklim tipleri ile ilgili ifadeler bizim karşımızda bolca sorgulanan kısımlar arasında yer almakta. O yüzden bu videoyu nefes almadan izlemenizi istiyorum. Peki biz bugün sizlerle neler görüp neler öğreneceğiz? Dersek yeryüzündeki iklim tiplerinin özelliklerinden bahsedeceğiz. Sıcaklık, yağış grafikleri ve bununla birlikte bu iklimlerin dünya üzerinde nerede yer aldıkları ile ilgili ifadelerden de bahsetmiş olacağız diyelim. Tabii ki de ben ders anlatımlarımı gerçekleştirirken siz de beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Kitabımızı almayanlar ise satış noktalarımızdan kitabımızı temin edip 9. sınıfın 2. dönemiyle ile ilgili eksiklerimizi de güzel bir şekilde kapatmak ...ve imkanına sahip olabiliriz diyelim. Bugün sizlerle birlikte büyük iklim tipleri dediğimiz iklim tipleri içerisinde 90, 92, 94 ve 96. sayfaları işleyeceğiz. Hemen şöyle kitabımızın içeriğinden de bahsetmemiz gerekirse almayan arkadaşlarımız için ben burada dersimi anlatırken siz beni burada iklim tiplerinin grafiği, genel özellikleri, bitki örtüsü, yağış sıcaklık ile ilgili ifadeleri ve dünya üzerinde nerede görüldüğü ile ilgili ifadeler bu kısımda yer almakta. Hemen dersimiz bittiğinde sıcağı sıcağına sağ tarafta da çok çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Bunları güzel bir şekilde çözüp konuyu özümseyebilirsin. Tabii ki de takıldığınız noktalar illaki olacak. Takıldığınız noktalarda da her zaman söylediğimiz gibi kare kodu okutarak sorunun çözümünü öğretmenlerimizden dinleyebilirsiniz. Hemen takip edeceğiniz yerleri verdik. E, konumuz bittiğinde bu konu ne dedik bizim için çok önemli. Soru çözmemiz gerekiyor. Hemen Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Gene söylüyorum kitaplarımızı almamış olan arkadaşlarımız aramızda olabilir. Satış nokta Kitaplarımızdan da kitaplarımızı temin etmeyi unutmasın. Bugün sizlerle birlikte yeryüzündeki iklim tipleri yani şuradaki testere dediğimiz 33, 34, 35. testleri çözüyorsunuz. Sayfa 75, 76, 77 aralı. Hemen şöyle içeriye de tekrar bahsetmemiz gerekirse önce model bir soru çözümümüz var. Akabinde 4 tane çoktan seçmeli testimiz yer almakta. Bu kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi bölüm sonlarında bölüm sonu tarama testlerimiz yer almakta. Bu sizi TYT AYT sınavlarına şimdiden hazırlayacak kısımda olur. Akabinde e, bizim yazılarımız var bu dönem için. Yazılarda ne yapmamız gerekiyor dediğinizde işte aradığınız kitap budur sevgili arkadaşlar. Burada doğru yanlışlarımız, bulmacalarımız, boşluk doldurmalarımız, klasik sorularımız ve eşleştirmelerimiz yer almakta. Bölüm sonlarında hem tekrar testleri aynı zamanda ÖSYM tarzı sorularımız da yer almakta. Sevgili arkadaşlar o yüzden bu kitap sizin tam arayıp da bulamayacağınız bir kitap diyoruz. Almanızı da tavsiye ederim diyelim. O zaman hadi bakalım ödevlendirmemizi yaptık. Takip edebilir geçeceğiniz yerleri belirledik dersimiz başlasın biz bugün sizlerle birlikte makro klima dediğimiz iklim bölgelerinden bahsedeceğiz. Yani iklim bölgeleri içerisinde özellikle çok geniş alanlarda yüzlerce kilometre karelik alanları etkileyen büyük iklim gruplarını biz makro klima diyoruz. Büyük iklim tipleri olarak ifade eder. Tabii ki de bu makro klima alanları içerisinde iklim bölgeleri içerisinde çeşitli sebeplere bağlı olarak belirgin farklılık gösteren küçük alanlar vardır. Biz bu küçük alanları ise makro klima alanları içerisinde bu küçük alanları ise mikro klima alanları diyeceğiz ve iklim sevgili arkadaşlar bizi birçok noktada etkiler. İklimin etkilerine baktığımız zaman doğal çevre üzerinde etkisi var. Mesela iklimlerle ilgili bitki örtüsünün dağılışı, hayvan türlerinin yeryüz şekillerinin oluşumu, kayaçların ayrışması fiziksel, kimyasal biyolojik yollarla, denizlerin tuzluluk oranları, kalıcı kar sınırının yüksekliği, akarsular, su kaynakları özellikle ve toprak oluşumu ile ilgili doğal çevre üzerinde etkilidir diyebiliriz. Bununla birlikte iklimin insanlar üzerinde etkileri de vardır. Beslenme alışkanlıklarımız üzerinde, giyeceklerimiz yani yani giyinme üzerinde, yeryüzünde nüfusun dağılışı üzerinde, karakterlerimiz, fizyolojik özelliklerimiz, kültürel özelliklerimiz ve yerleşmelerin dağılışı üzerinde de etkisi vardır. Mesela Türk kültüründe bozkır kültürünün egemen olması iklimle ilgili bir özelliktir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İklim bizim ekonomik faaliyetlerimizi de etkiler. Ekonomik faaliyetler içerisinde özellikle tarım, hayvancılık, ormancılık faaliyetleri iklimle ilgili ilişkilidir diyebiliriz. Onun dışında sanayi, turizm, ulaşım ve ticaret faaliyetleri gene iklimin ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir. Peki biz dünyadaki iklimleri kaça ayıracağız? Dersek sıcaklık özelliklerine bakımından dünyadaki iklimleri 3 e ayıracağız. Bunlardan birincisi sıcak kuşak iklimler olarak geçer. Burada 4 tane iklimden bahsedeceğiz. Muson, çöl, ekvatoral ve savan iklimi diyeceğiz. Bunlar genel itibariyle 0-30 derece enlemleri arasında görülüp güneş ışınları bu coğrafyaya yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla düşecek ve bundan dolayı da sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerinde olacak. Yıllık sıcaklık farkları da diğer iklim bölgelerine göre daha düşüktür diyebiliriz. Bak şunu unutma sıcak kuşak iklimlerde yağış fazladır gibi bir ifade doğru olmaz. Burada genel olarak sıcaklık ortalamasının yüksek olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ilıman kuşak iklimlere geldiğimizde ise ılıman kuşak iklimler 30 derece enlem ile 60 derece enlemler arasında görülüp 4 mevsimin belirgin olarak yaşandığı alanlardaki iklim tipleridir. Sert karasal iklim, ılıman karasal yani step iklimi, akdeniz iklim ve okyanusal iklim ılıman kuşak iklimler içerisinde yer alır ve yağışların önemli bir kısmıca derece pH şeklinde görülür diyebiliriz. Geldik soğuk kuşak iklimlere. Burası ise 60-90 derece enlemleri arasında olan yıllık sıcaklık ortalamasının 10 derecenin altında olduğu yağış miktarının az olduğu iki tane iklim tundra ve kutup ikliminden bahsedeceğiz. Peki dünya ölçeğine baktığımızda farklı iklimlerin görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu farklılığın oluşmasını sağlayan temel unsur, temel ölçek nedir dediğimizde gelin hep birlikte şöyle bir göz atalım. Bir, rüzgarlar. Mesela batı rüzgarları kıtaların batısında yağışın fazla olmasına ve bu alanlarda da ılıman okyanusal iklimin görülmesine sebep olmuştur diyebiliyoruz. Ya da muson rüzgarları Güney Asya'da muson ikliminin özellikle oluşmasında etkili olmuştur diyebiliriz. Yeryüzü şekilleri deniz etkisinden uzak kara iç alanlarında mesela çöl ikliminin görülmesine hava kütleleri gene özellikle şöyle söyleyebiliriz bu noktada. 60 derece enlemlerindeki dinamik kökenli Alçak basınç kuşaklarına bağlı olarak ılıman okyanusal iklim, okyanus akıntıları kıtaların batısında, özellikle ılıman okyanusal iklimin soğuk su akıntılarının etkili olduğu alanlarda da çöl ikliminin etki alanını genişletmiştir diyebiliriz. Sıcaklık basınç nem koşulları gene Karadeniz dağılışı da bizim iklimlerimizin üzerinde belirleyici etkiye sahiptir diyebiliyoruz. Ve biz bu üç kuşak iklim içerisinde birinci olarak sıcak kuşak iklimlerden ekvatoral iklimden bahsedebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bizim karşımıza böyle iklimlerle ilgili sürekli olarak sıcaklık sıcaklık yağış grafikleri gelecek. Peki böyle bir sıcaklık yağış grafiği geldiğinde ben bunu nasıl yorumlayacağım dersem hemen şöyle kırmızı bir çizgi görüyorum ve kırmızı çizginin hemen şöyle sağ üst köşede sıcaklığın derece olarak verildiği yeri şurada gözlemleyebilirim. Akabinde hemen şöyle renk tonlarına baktığımda yeşil kutucuklar görüyorum ve yeşil kutucukları da sol tarafta yağışın milimetre olarak dağılışında burada görebiliriz. Hemen ekvatoral iklimin sıcaklık yağış grafiğine baktığımızda sevgili arkadaşlar sıcaklık ortalaması yüksek bir iklim. Bakarsanız dikkat edin 25 derece tam şu hat üzerinde ve bu iklimdeki sıcaklık ortalaması 25 derece üzerindedir diyebiliriz. Hemen şöyle artı olarak atıyoruz. Yıllışı, yıllık yağış miktarı fazla bir iklim. Şöyle baktığımız zaman yıllık yağış miktarını da her ayki düşen yağış miktarını toplayarak buluruz ve bu iklim bölgesinde yıllık yağış miktarı 2000 milimetrenin üzerindedir diyebiliriz. Yağış yıl içerisine düzenli bir şekilde dağılmıştır. O yüzden yağış rejiminin düzenli olduğunu söyleyebiliriz ve aynı zamanda Mart ayından ve Eylül ayından sonra sonraki süreçlerde yağış miktarının arttığını söyleyebiliriz çünkü mart ve Eylül ayları özellikle 21 Mart tarihi ile 23 Eylül tarihleri Ekvator üzerine güneş ışınlarının dik geldiği tarihlerdir ve bu sebepten dolayı zaten sıcaklık ortalaması yüksek ısınan havanın yükselmesiyle birlikte meydana gelen bir yağış vardır yani buradaki bu yağışın oluşum biçimi yıl içerisinde ısınan havanın yükselmesiyle birlikte meydana geldiği için biz bu şekilde oluşan yağışların oluşum biçimine konveksiyonel yani diğer ismiyle yükselim yağışları diyoruz ve ekvatoral iklimde yükselim yağışları yaygın olarak görülür diyebiliriz. Peki bu iklim dünya genelinde nerede görülüyor dediğimizde 0 derece ile 10 derece enlemleri arasında yer alan bir Amazon havzası 2 Kongo havzası 3 Endonezya Malezya ve Gine adalarında görülecektir diyebiliriz. Yani tam ekvator üzerinde yer alan bir alanda görülen iklimden bahsediyoruz biz sevgili arkadaşlar. Böyle sıcak ve nemli bir iklimin bit örtüsü de gür. Yıl boyu yeşil kalan geniş yaprak Ormanlar yani tropikal yağmur ormanları olacaktır ve burası bitki ve hayvan türü bakımından dünyanın hiçbir yeriyle kıyaslayamayacak kadar zengin bir çeşitliliğe sahip olduğu alan olarak ifade edilebilir. Toprak tipine geldiğimizde ise toprak tipi bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle birlikte toprağın kırmızı renk aldığı kırmızı renkli topraklar yani laterit topraklar ifadesini kullanırız haberimiz olsun. Geldik savan iklimine savan iklimi için şunu söyleyebilir yazı yağışlı tropikal iklim diyebilir bu ifadeyi görür sen şaşırma ya da subtropikal iklim olarak da bunu ifade edebilirler bazı kaynaklarda. Bu iç ifade de savan iklimini kapsar diyebiliriz. Peki bu iklimin sıcaklık grafiğine baktığımızda sıcaklık ortalaması 20 derece civarında olup sıcaklık farkları 4-5 derece arasında değişmekte. Ekvatoral iklimde mesela sıcaklık farkı 1 derece ile 2 derece arasında değişiklik gösterirken savan ikliminde sıcaklık farkı 4-5 derece arasında değişiklik göstermektedir. Yıllık yağış miktarı 1000 milimetrenin üzerindedir. 2000 milimetrenin de altındadır. Yani genel olarak yıllık yağış miktarı 1000 milimetre ile 2000 milimetre arasında seyretmektedir diyebiliriz. Yağış rejimine baktığımızda yağış yıl içerisinde düzenli dağılmamıştır. Yağış yıl içerisinde düzenli dağılmadığı için bu iklimin yağış rejiminin düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. Peki hangi dönemde artmış? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında. Bizim için yaz aylarında yağış artmıştır ve burada da gene aynı şekilde ısınan bir hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağış var ve biz bu yağışa konveksiyonel buraya da diğer ismini yazalım. Yükselim yağışları yaygın olarak görülür. Peki bu iklim dünya üzerinde nerede görülecektir dersek 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında yer alan alanlarda görülecektir. Özellikle Orta Afrika'da bununla birlikte Güney Amerika'da yaygın olarak görülen bir iklimden bahsediyorum. Bu iklimin sıcaklık yağış grafiği ile ilgili ifadelerden sonra bitki örtüsüne baktığımızda bitki örtüsü uzun boylu ot toplulukları dediğimiz savanlar ve yer yer ağaçlar özellikle ağaç grubu içerisinde akasya ağacını bu iklim bölgesinde yaygın olarak rastlamaktayız. Aynı zamanda savan iklim bölgesinde akarsu hatlarının çevresi tamamıyla ormanlarla kaplıdır ve bu ormanları biz galeri park ormanları ifadesini kullanmaktayız. Savan iklimi aklına geldiğinde direkt belgesel. Yani o izlemiş olduğun aslan, kaplan, çita gibi hayvanların yaşam alanları olarak bileceksin diyelim. Geldik çöl iklimine. Sıcak kuşak iklimlerden bir diğeri sevgili arkadaşlar. Çöl iklimi tabii ki de diğer iklim bölgelerine göre yağış miktarı açısından olumsuz bir iklim. Özellikle sıcaklık ortalaması yüksek bir iklimden bahsediyoruz. Ortalama sıcaklık 30 derece üzerindedir sevgili arkadaşlar. Günlük sıcaklık farkları çok fazladır. Gündüz 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklık gece ise 0 derecenin altına düşmektedir. O yüzden bu iklim bölgesinde günlük sıcaklık farklarının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama yağış miktarı ise 200 milimetrenin altında olmakla birlikte düzensiz bir yağış rejimine sahip bir iklimden bahsediyoruz. Çünkü yağış yıl içerisine düzenli dağılmamıştır. Ve günlük sıcaklık farklarının çok fazla olması çöl iklimindeki kayaçların fiziksel yani diğer ismiyle mekanik yollarla ayrışmasına sebep olmuştur ve bu iklim dünyada nerede görülüyor dediğimizde bir dünyanın eksen hareketine yani günlük hareketine bağlı olarak meydana gelen 30 derece enlemindeki dinamik kökenli yüksek basınç kuşakları. Bu alanlar neresidir dediğimizde Sahra Çölü'nü söyleyebiliriz. Arap Yarımadası'ndaki çölleri söyleyebiliriz. Tar çölünü Avustralya'nın iç ve batı kısmındaki Victoria Gibson Simpson çöllerini söyleyebiliriz. Namib çölü, Atakama çölü bu alanları söyleyebiliriz. Onun dışında Amerika'nın iç kesimlerinde ve Orta Asya'da özellikle Gobi, Kızılkum, Karakum ve Taklamakan çöllerinde gene deniz etkisinden uzak kara içi çölleri olarak söyleyebiliriz. Peki biz bir alanda çöl ikliminin olduğunu nasıl bilebiliriz derseniz soğuk su akıntılarıyla bilebiliriz. Çünkü soğuk su akıntıları bu alanlardaki çöl ikliminin Etki alanını genişletmiştir diyebiliriz. Burada mesela özellikle şöyle yazmamız gerekirse, Kaliforniya Soğuk Su Akıntısı. Gene aynı şekilde Güney Amerika'nın batı kısmında Peru Soğuk Su Akıntısı, Afrika'nın batı kısmında Benguela Soğuk Su Akıntısı. Bunları zaten iklim elemanları içerisinde söylemiştik. Kuzey Batı Afrika'da Kanarya dediğimiz Soğuk Su Akıntısı. Aynı zamanda Avustralya'nın batısında da Batı Avustralya Soğuk Su Akıntısı. Bu alanlarda çöl ikliminin etki alanını genişletmiştir diyebiliriz. Nasıl Okyanus'un kenarında? da çöl iklimi görülüyor ifadesini bunlarla da bağdaştırabilirsiniz. Şimdi burada olumsuzluk, sıcaklık ortalaması yüksek, sıcaklık farkı çok fazla, nem miktarı çok az. O yüzden buradaki bitki örtüsü bu ortam koşullarına uyum sağlamış, kurakçıl ot ve kaktüsler olarak geçer ve bunların gelişmiş bir kök sistemi bünyesinde su toplama potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Toprak tipleri çöl topraklarıdır. Bu topraklar tarımsal açıdan elverişli topraklar olmamakla birlikte gelişmiş ülkelerden bir tanesi olan Amerika Birleşik Devletleri çöl toprakları üzerinde şu anda sulama sistemleriyle birlikte tarımsal faaliyetleri yürütmektedir. Şunu da unutma, Avrupa kıtası dünya ölçeğinde çöl ikliminin görülmediği tek kıta olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Geldik muson iklimi. Muson iklimi diğer iklimler içerisinde hangi iklime benziyor dediğimde hemen şöyle bir düşünün sevgili arkadaşlar. Muson iklimi dünya ölçeğinde diğer iklimlerle hangi iklime benzerlik gösterir dediğimizde hemen şöyle yanını alıyorum. Bakın dikkat edin. Karşımızda muson iklimi, karşımızda savan iklimi. İkisi de ciddi anlamda birbirine hemen şöyle de şurayı tutalım. İkisi de birbirine ciddi anlamda çok benzeyen iklim gruplarıdır. Bak ikisinde ne var? Yaz yağışları var. Tabii ki de birbirinden ayrılan yanları var. Mesela savan ikliminde yıllık sıcaklık ortalaması 20 derecenin üzerindeyken muson ikliminde yıllık sıcaklık ortalaması 15 derece ile 20 derece arasında değişmektedir. Şunu da şöyle biraz şöyle alalım. 15 derecenin üzerinde 20 derece civarında Diyebiliriz yıllık yağış miktarı savan ikliminde 2000 milimetre arasında iken muson ikliminde ise 2000 milimetrenin üzerinde olduğunu 2000 milimetre civarında olduğunu söyleyebiliriz bak ikisinde de yağış rejimi düzensizdir ve yaz aylarında yağış miktarı artmıştır şimdi biz savan ikliminde yağışın yaz aylarında artmasını yok konveksiyonel yani yükselim kökenli ifadeye bağladık ama muson iklim bölgesinde yaz aylarında yağışın artmasını buna bağlayamayacağız. Çünkü yaz musonu Hint okyanusundan Hint yarımadasına geldiğinde Himalaya dağları boyunca yükselip yağış bırakır ve biz bu şekilde oluşan yağışın oluşum biçimine orografik kökenli yağışlar deriz. Bakın farklılığı zaten biz net bir şekilde görebilmekteyiz. Peki muson iklimi dünya üzerinde nerede yer alacaktır dersek şu görmüş olduğunuz alanlar ekvatoral iklim. Bak ikisi de nemli bir iklim olduğu için bunu böyle çizdik ama muson iklimi nerede görülecek dediğimizde hemen bak şöyle çiziyorum. Güney Asya, Güneydoğu Asya Doğu Asya, Avustralya'nın kuzey kısmı, bununla birlikte Madagaskar'da görülecek iklim muson iklimidir. Bak şu hat ekvatorial iklim. Hemen onun üst kısmında muson iklimi görülmekte. Neden? Çünkü ikisinde de geniş yapraklı ormanlar var ama muson iklim bölgesindeki geniş yapraklı ormanlar kış döneminde yaprak dökmekte. Ondan dolayı her geniş yapraklı orman gördüğünüz yeri buradaki gibi ekvatorial iklim olarak düşünmeyin. Muson ikliminde de geniş yapraklı ormanlar yer almakta. Buranın toprak tipi kahverengi orman toprakları olmakla birlikte bitki örtüsü tekrar söylüyorum. Yaprak döken geniş yapraklı ormanlar ve biyoçeşitlilik ekvatoral iklim kadar zengin bir çeşitliğe sahip olmamakla birlikte burası dünyadaki en fazla yağışın düştüğü alanlara sahip bir bölge. Burada Misinram ve Çerapunçi dediğimiz iki bölge var ve buraya toplam yıllık 11.871 ve 11.771 milimetrelik yağış düşmekte. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Mesela bizim bizim ülkemizde Ankara'ya düşen yağışın ortalama 25-30 yıl arasındaki toplamı bu alana bir yıl içerisinde düşmekte. O zaman bu alan yani güney, güneydoğu ve doğu Asya bu kadar fazla yağış alıyorsa yaz döneminde özellikle sel ve taşkın riskinin de çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi ılıman kuşak iklimlere. Bunlardan birincisi nedir? Akdeniz iklimidir. Zaten biz Akdeniz iklimini ezberledik. Ortaokul dönemlerimizden itibaren ne olarak ezberledik yazları sıcak ve kurak Peki öyle mi bakıyorum? Yaz döneminde sıcaklık 25 derece civarında ve yağış yok denecek kadar az sevgili arkadaşlar. Şuraya bakarsanız kışları ılık ve yağışlı diyor. Kış dönemine geldiğimizde sıcaklık 5 derecenin üzerinde ve evet, ılık. Aynı zamanda yeşil kutucukların arttığını da söyleyebiliriz, yağışlıdır. Ve kış döneminde düşen yağışlar genel itibariyle yağmur şeklindedir. Çünkü buradaki sıcaklık ortalaması 0 derecenin altına inmediği için bundan dolayı da kış döneminde oluşan yağışlar yağmur şeklindedir yorumunu yapabilirsiniz. Bununla birlikte ortalama yağış miktarı 600 milimetrenin üzerinde ve 1000 milimetre civarında, yıllık sıcaklık ortalaması. 15 derece ile 20 derece arasında 15 derecenin üzerindedir diyebiliriz. Sıcaklık farkı 15-20 derece arasında yine. Yağış rejimi düzensiz. Niye? Çünkü bir dönem yağış var. Bir dönem ciddi anlamda kuraklık etkili. Kış aylarında özellikle yağış miktarı artmıştır. Burada yağış miktarını artıran temel sebep cephe hareketleridir. Ve cephesel yağışlar burada yaygın olarak görülür. Peki cephesel yağışlar neydi? Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla birlikte meydana gelen yağışlar olarak nitelendirilebilir sevgili arkadaşlar. Peki bu iklim dünya üzerinde nerede görülüyor? Dediğimizde iki yara kürede de 30-40 derece enlemleri arasındaki yer alan karaların deniz kıyılarında görülür. Özellikle bir Akdeniz çevresi Kaliforniya bölgesi, Orta Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap bölgesi. Bak burası bizim için çok çok önemli. Özellikle Avustralya'nın güney batı ve güney kısımları sevgili arkadaşlar. Gene Akdeniz ikliminin görüleceği en önemli alanlar içerisinde yer almaktadır diyebiliriz. Buraları unutmayalım önemlidir. Bak tekrar söylüyorum bir iki yarı kürede de 30-40 derece enlemleri çevresinde yer alan Akdeniz kenarındaki ülkelerde. Burada Afrika'nın kuzeyindeki ülkelerde bizim için önemlidir ama ama Mısır'da özellikle yer şekillerinden dolayı Akdeniz ikliminin etki alanı yoktur diyebiliriz. Onun dışında Kaliforniya bölgesini gene Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlar içerisinde yer alabiliriz. Şili'nin ortası hemen şuraya Şili orta diye yazayım. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kap bölgesi ve Avustralya'nın özellikle güney ve güneybatı kısımlarında Akdeniz ikliminin görüldüğünü söyleyebiliriz. Peki bu iklimin sıcaklık yağış grafiği ile birlikte dağılış alanlarına baktıktan sonra bitki örtüsüne geldiğimiz dediğimizde kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlar buranın doğal bitki örtüsünü oluşturur. Eğer ki bu ormanlar genel olarak maki türlerine dönüştüğünde bu maki türleri tahriple birlikte ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Defne, koca yemiş, süpürge çalısı, ardıç, mersin bununla birlikte keçi boynuzu bu türler içerisinde yer almakta. Eğer ki maki türleri tahrip edilirse ortama daha küçük boylu çalı toplulukları dediğimiz lavanta, kekik, funda, yasemin, süpürge çalısı gibi türler egemen olabilir sevgili arkadaşlar. Geldik okyanusal iklim. Bu iklim diğer iklimler içerisinde hangi iklime benziyor dediğimizde bu iklim sevgili arkadaşlar yağış rejimi açısından hangi iklime benzer? Ekvatoral iklime benzer. Çünkü iki iklim bölgesinde de yağış rejiminin düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de farklılıkların, ayrıcalıkların olduğu kısımlar var. Nelerdir dediğimizde okyanusal iklim ekvatoral iklime göre daha soğuk bir iklimdir. Burada yıllık sıcaklık ortalaması 15 derece civarında olup yıllık sıcaklık farkı 10 derece civarındadır. Ekvatoral iklimde mesela yıllık sıcaklık ortalaması 25 derecenin üzerinde ve yıllık sıcaklık farkı 1-2 derece civarındayken burada ise yıllık sıcaklık ortalaması 15 derece, yıllık sıcaklık farkı ise 10 derece civarındadır diyebiliriz. Ortalama yağışa baktığımızda ekvatoral iklimde ortalama yağış 2000 milimetrenin üzerindeydi. Ama sevgili arkadaşlar okyanusal iklime geldiğimizde ortalama yağış 1500 milimetre civarında 1500'ün bir tık üzerindedir diyebiliriz. Yağış rejimi iki iklim bölgesi içinde düzenli olarak ifade ediyoruz ve sonbahar aylarında özellikle yağış miktarı artmıştır. Burada görülen yağışların oluşum biçimleri içerisinde bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin bırakmış olduğu yağış egemendir diyebiliriz. Bu yağışlara yamaç yağışları diyoruz. Aynı şekilde cephe karşılaşma alanında yer aldığı için cephesel kökenli yağışların da bu alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Cephe yağışlarında buraya ben tekrar ikinci ismi olarak frontal yağış olarak ekleyeyim sevgili arkadaşlar bu iklim bölgesi dünya üzerinde nerede yer alıyor dediğimizde 30-60 derece enlemleri arasındaki yer alan özellikle kuzey yarımkürede karaların batı, güney yarımkürede ise karaların genel olarak doğu kıyılarında görülür. Özellikle bu iklimin en önemli görüldüğü alanların başında tabii ki de neresi gelecektir? Batı Avrupa gelecektir. Onun dışında şuraya şöyle kuzey batı Amerika'yı da yazabiliriz. Sevgili arkadaşlar özellikle bilmemiz gereken yerlerden bir tanesi Avustralya'nın doğu kısmı ve bunun da birlikte hemen yanında neresi var? Yeni Zelanda var. Avustralya doğusu diyorum ve şuraya da Yeni Zelanda'yı yazıyorum. Ha onun dışında görüldüğü yerleri şöyle bir bağdaştırmamız gerekecek bir işlem var mıdır dersek tabii ki de var. Nedir? Okyanus akıntıları. Özellikle sıcak su akıntılarının etkili olduğu alanlarda okyanusal iklimin etki alanı genişlemiştir diyebiliriz. Meksika Körfezi'nden kaynaklanıp batı Avrupa'ya giden bir okyanus akıntısı var. Bu okyanus akıntımızın ismi Gulf Stream sıcak su akıntısıdır. Başlangıç bitiş kısmında okyanusal iklim görülür. Amerika'nın kuzeybatı kısmında Alaska dediğimiz sıcak su akıntısı vardır okyanusal iklim. Güney Amerika'nın doğu kısmında Brezilya dediğimiz sıcak su akıntısı vardır. Aynı şekilde Güney Afrika'nın doğu kısmında Madagaskar, Mozambik dediğimiz Sıcak su akıntısı vardır hemen şuraya şöyle Madagaskar diye uzun, uzun diye yazayım. Avustralya'nın doğusunda sevgili arkadaşlar, özellikle doğu Avustralya sıcak su akıntısı vardır. Bak ne oldu? Sıcak su akıntılarının etkili olduğu alanlarda okyanusal ikliminde etki alanı genişledi. E, soğuk su akıntılarının etkili olduğu alanlarda da ne vardı? Çöl ikliminin etki alanı genişliyordu diyebiliriz. O zaman biz okyanus akıntılarını bildiğimizde hem ılıman okyanusal iklimin etki alanının nerede olduğunu hem de çöl ikliminin etki alanının nerede olduğunu söyleyebiliriz. Bitki örsü bu alanın nedir dersek sevgili arkadaşlar özellikle alçak kıyı kuşağında kışın yaprak döken geniş yapraklı ormanlar iç ve yüksek kesimlerde önce karma yapraklı yani hem geniş yapraklı ormanlar hem de iğne yapraklı ormanların bulunduğu karma yapraklı orman kuşağına geçeceğiz. Daha yüksek kesimlerde ise iğne yapraklı ağaçlardan oluşan türler yer almakta. Bitki örtüsüyle birlikte toprak tipi kahverengi orman topraklarıdır. Kahverengi orman toprakları organik madde yönünden zengin verimli topraklar olarak karşımıza çıkar. Geldik şimdi ılıman kuşak iklimler içerisinde ılıman karasal iklim ifadeleri içerisinde bu iklim için sitep iklimi ifadesi de kullanır haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Sitep ikliminin sıcaklık yağış Grafiğine baktığımızda bu okyanusal iklimin sıcaklık yağış grafiği olarak gelmiş karşımıza ancak step ikliminde özellikle mart nisan ve Mayıs aylarında yağışın daha fazla olduğunu, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ise yağışın daha az olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu iklim bölgesindeki sevgili arkadaşlar yıllık sıcaklık ortalaması 15 derece civarında olup yıllık sıcaklık farkı ise 15-30 derece arasında değişiklik göstermektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı bir iklim şeklinde de ifade edebiliriz. Yıllık yağış miktarı 250 milimetrenin üzerinde ve 500 milimetre civarında arasında diyebiliriz. Yağış rejimi tabii ki de bu iklim iklimde düzensizdir diyebiliyoruz. Aynı şekilde ilkbahar döneminde yağış miktarı artmıştır. Bu ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen konveksiyonel kökenli yağışlar olarak ifade edilmektedir sevgili arkadaşlar. Şimdi bu iklimin dünya üzerindeki görüldüğü alanlara baktığımızda Orta Asya'yı, Anadolu coğrafyasını ve dünya üzerinde birçok alanı ifade edebiliriz. Toprak tipine geldiğimizde kahverengi ve kestane renkli bozkır topraklarının burada etkili olduğunu aynı şekilde bitki örtüsünde ise yağışlı dönem yani ilkbahar sonbahar döneminde yeşeren, kurak dönem dediğimiz yaz döneminde sararan ve kuruyan bozkır. Diğer ifadeyle sitep dediğimiz ot toplulukları. Geven, çoban yastığı, çakır dikeni, yavşan otu bunların hepsi sitep toplulukları olarak ifade edilir. Ve bu iklim özellikle orta kuşakta deniz etkisinden uzak karaların iç kısmında görülmektedir. Aynı şekilde dikkat diyorum. Neden? Şundan dolayı. Sitep iklimi yani ılıman karasal iklim aslında bir geçiş iklimi özelliği gösterir. Nasıl? Akdeniz ikliminden bak mesela şu kıyıda Avustralya'nın güney kısmında Akdeniz iklimi. iç kısmında ise çöl iklimi görülmekte. Akdeniz ikliminden mesela çöl iklimine geçişte görebileceğimiz bir iklim. Şu iklim ekvatoral iklim. Akabinde savan iklimi ve devamında çöl iklimi var. Gene arada tampon bölge geçiş iklimi olarak ifade edilebilir. Şu alanda mesela okyanusal iklim etkili. iç kısmında çöl iklimi etkili. Gene bu alanda da geçiş iklimi olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik sert karasal iklime. Bu özellikle sıcaklık ortalamasının bakın dikkat 1, 2, 3, 4, 5 aylık süreçte 0 derecenin altında olduğu soğuk bir iklim. Yıllık sıcaklık ortalaması 0 derece ile 10 derece arasında olmakla birlikte yıllık sıcaklık farkı 20-40 derece arasında değişiklik göstermektedir. Yıllık sıcaklık farkının en fazla olduğu iklim tiplerinden bir tanesidir diyebiliriz. Yağış miktarı ise 500 mm ile 600 mm arasında değişmekle birlikte özellikle sıcaklığın arttığı dönemde yağış miktarı da artmıştır. Bu bu şekilde oluşan yağışlar konveksiyonel yani diğer ifadeyle ısınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlar bu iklim bölgesinde yaygın olarak görülmektedir diyebiliriz. Peki bu iklim nerede görülüyor dediğimizde özellikle orta kuşakta yüksek enlemlerde. Burada Sibirya'yı örnek verebiliriz. Bunun dışında Avrupa'nın kuzey kısmını örnek verebiliriz. Devamında Kanada'yı ve aynı şekilde şu alanda da Alaska'yı örnek verebiliriz. Tabii ki de bunlar dışında görebileceğimiz yerler içerisinde neresi de yer alacaktır? Mesela bu alanda Ant Dağları, bu alanda Kafkas Dağları ve Asya'nın bu alanında ise Himalaya Dağları yer alacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve unutmayalım. Özellikle Alaska, Kanada, Avrupa ve Sibirya'da görülen bitki topluluğu bu çam türleri, iğne yapraklı ormanlar, soğuğa dayanıklı ağaçlardır sevgili arkadaşlar. Bu dağların yüksek kesimlerinde ise çayır toplulukları daha geniş alanda yer alır. Çünkü yaz döneminde yağışla birlikte yeşil kalan o toplulukları olarak ifade edilebilir. Buranın toprak tipine geldiğimiz zaman ise buranın toprak tipi boz gri renkli podzol toprakları olarak ifade edilebilir sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi soru kısmına. Dikkat diyor. Nedir bu ifade? Şöyle bir baktığımızda iki tane iklim var ve bu iki iklime baktığımızda diyor ki bak yaklaşık aynı enlem üzerinde yer almalarına rağmen bir numaralı iklimde yani bu alanda şurada mesela şöyle düşünebiliriz. Sert karasal iklim hakim iken hemen aynı enlemde yer alan mesela Batı Avrupa gördünüz mü sevgili arkadaşlar? İki numaralı alanda ise okyanusal iklim hakimdir. Bunun temel sebebi ne olabilir sizce? Bak mesela ikisi de yaklaşık aynı enlemde yer alıyor. Bu alanda sert karasal iklim, bu alanda ise okyanusal iklim görülüyor. Bunun temel sebebi nedir dediğimizde özellikle okyanus akıntıları etkilidir diyebiliriz. Hemen şöyle baktığımızda sevgili arkadaşlar, Gulf Stream sıcak su akıntısı burada okyanusal iklimin görülmesinde etkili olmuştur diyebiliriz. Peki okyanusal iklimle birlikte sert karasal iklim bu alanda neden etkili? Çünkü bu alanda da Labrador dediğimiz soğuk su akıntısı etkili. Aynı enlemde olmasına rağmen birinde okyanusal iklim, birinde sert karasal iklimin görülmesinin temel sebebi okyanus akıntılarıdır diye biliriz sevgili arkadaşlar. Geldik tundra iklimine. Soğuk kuşak iklimlerden birincisi yüksek enlemlerde görülüyor ve bunun en önemli kanıtı bir 2 3 4 5 6 7 8 aylık süreçte sıcaklığımız 0 derecenin altında. Buranın sıcaklık ortalaması 0 derecenin altında olmakla birlikte en sıcak ayda bile sıcaklık ortalamamız 10 dereceye ulaşmıyor. Yıllık sıcaklık farkı fazla olan bir iklim yağış miktarı 250 milimetre civarında sevgili arkadaşlar. Şu altında ifadesini civarında olarak da düşünebilirsiniz. 250 milimetrenin civarında yağış çok fazla yok ve yağış yıl içerisinde düzenli dağılmamıştır. Özellikle sıcaklığın arttığı yaz döneminde yağış miktarı artmıştır ve bu şekilde oluşan yağışın oluşum biçimi gene aynı şekilde konveksiyonel kökenlidir. Yani ne demek istiyoruz? Isınan hava kütlesinin yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlardır diyoruz. Bura nerede görülüyor dediğimizde özellikle 60 derece ile 70 derece enlemleri arasında yer alan Sibirya, Kuzey Avrupa, Kanada, Alaska'nın kıyı kesimleri ile Grönland'ın güney kıyı kesimlerinde görülecektir. Özellikle bu iklimi sert karasal iklimle karıştırmamak lazım. Neden dediğimizde sert karasal iklim kuzeyde çok geniş bir alanda etkiliyken Tundura iklimi ise kıyıda dar bir şerit halinde uzanan bir iklimdir. Doğal bitki örtüsüne geldiğimizde yaz döneminde yeşeren kısa boylu ot ve yosunlardan oluşan bitki topluluğudur. Toprak tipi dediğimiz permafrost donup çözülen topraklar tundura toprakları ifadesi burayı için önemlidir diyebiliriz. Geldik soğuk kuşak iklimlerden son ve dünya ölçeğinde göreceğimiz iklimlerden son iklim. Yıllık sıcaklık ortalaması sıfır derecenin altında olmakla birlikte yıllık sıcaklık farkı fazla olan bir iklimden bahsediyoruz. Ortalama yağış miktarı sevgili arkadaşlar çok düşüktür. 200 milimetrenin altında olarak düşünebiliriz. Doğal bit görsü yok çünkü yıllık sıcaklık ortalaması ve yıl boyunca sıcaklık 0 derecenin altında olduğu için donmuş bir toprak var ve donmuş toprak örtüsü üzerinde bit görsünden bahsedemeyeceğiz. Nerede görülüyor dediğimizde Antarktika ve Grönland adasında yaygın bir şekilde görülen iklimden bahsediyoruz. Bak şuna dikkat edelim önemli bir ifade. Nedir bu ifade? Yıllık 250 milimetrenin altında yağış alan yerler genel olarak çöl ifadesiyle adlandırılır. E biz yıllık yağış miktarının 250 milimetrenin altında olduğu iki tane iklim tipini net olarak biliyoruz. Bunlardan birincisi çöl iklimi, ikincisi ise sevgili arkadaşlar kutup iklimi. O zaman Sahra, Namib, Kalahari, Atakama ya da bunun dışında Gobi, Taklamakan, Karakum, Kızılkum, Büyük Victoria, Arap Yarımadası'nda etkili olan çöller evet sıcak çöl ifadesinde bizim karşımıza çıkar. Ancak buradaki gün önlandı ya da buradaki Antarktika'yı düşündüğümüzde soğuk çöl olarak burayı da ifade ederiz. Dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Geldik sizin için Dinamo Soru Bankası'ndan seçmiş olduğumuz sorumuza. Soru bize diyor ki Muson, Tundra, Sert Karasal yukarıda verilen iklim tipleri bir en yağışlı dönemleri. 2. Yıllık ortalama yağış miktarları. 3. Mutlak konumları unsurlarından hangileri bakımından benzerlik gösterir demiş. Hemen şöyle iklimlerin şeylerini oradaki maddeleri kıyaslayalım. En yağışlı dönemler. Muson iklimi ne zaman yağışlıydı? Yaz döneminde yağışlıydı. Tundura iklimi sıcaklığın arttığı gene yaz döneminde yağışlıydı. Sert karasal iklimi gene sıcaklığın arttığı yaz döneminde yağışlıydı diyebiliriz. O zaman en yağışlı dönemleri bunların benzerlik gösterdiği. Devam ediyorum. Yıllık ortalama yağış miktarlarına geldiğimizde Muson ikliminde yıllık ortalama yağış miktarı hemen şöyle yazmamız gerekirse 2000 milimetre civarında hatta üzerinde diyebiliriz. Tundra ikliminde yağış miktarı 250 milimetre civarında diyebiliriz. Sert karasal iklimde yağış miktarı 500 milimetre ile 600 milimetre arasında diyebiliriz. O zaman yağış miktarları yıllık ortalama yağış miktarları açısından benzerlik göstermedi gitti. Mutlak konumlarına geldiğimizde onu da gelin şöyle yaptık farklı bir renkle gösterelim. Hemen muson ikliminin mutlak konumuna baktığımızda en geniş yayılış alanı Güney Asya, Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Vietnam, Tayland, Laos hattında görülmekte. Tundra iklimi ise öne özellikle Sibirya'da kuzey alanlarda bununla birlikte Kanada, Kuzey Avrupa alanlarında görülmekte diyebiliriz. Sert karasal iklim gene Sibirya'da görülüyor. Aynı şekilde Kanada'da da etkili olmaktadır diyebiliriz. E, baktığımız zaman mutlak konumları evet Tundra sert karasal iklim için eyvallah diyebiliriz ama Muson bu iklimi burada olmadı. O zaman bu üçüncü ifadede benzerlik göstermedi. Hangisi benzerlik gösterir diyor. Tabii ki de en yağışlı dönemleri üçünde yaz dönemi olduğu için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir diyebiliriz. Geldik bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? İklim tiplerinin sıcaklık yağış grafiği, dünya üzerinde nerede yer aldıkları, bununla birlikte bitki ve toprak tiplerinden bahsettik ve dünya genelindeki iklim tiplerini 3 kısma ayrılmıştık. Sıcak kuşak iklimler, ikincisi ılıman kuşak iklimler, üçüncüsü ise soğuk kuşak iklimler olarak ifade ettik. Hemen şöyle bunları da söylememiz gerekirse sıcak kuşak iklimlerden birincisi ekvatoral iklim, ikincisi savan, üçüncüsü muson, dördüncüsü çöl iklimi, savan ve muson iklimlerinde yaz yağışlarının olduğunu, ekvatoral iklimde yağış rejiminin düzenli olduğu, çöl iklimi yıllık ve günlük sıcaklık farklarının fazla olduğu bir iklimdir dedik. Ilıman iklimler içerisinde Akdeniz iklimi, yazlara sıcak kurak iklim, ılık ve yağışlı dedik. Ilıman karasal sitip iklimi ilkbahar döneminde yağışlıydı. Sert karasal iklim yaz döneminde yağışlı. Bununla birlikte okyanus iklim yağış rejimi düzenli bir iklimde ekvatoral iklimde. Soğuk iklimlerde tundra ikliminden bahsettik. Bir de kutup ikliminden bahsettik. Hem kutup hem çöl iklimi çöl grupları içerisinde yer almaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunları da unutmamış olalım. Geldik son kısmımıza yorumlarınız bizim için çok önemli. Öncelikle birinci adımımız. Bu yapmış olduğumuz bizlerin sizler için çektiği videolar yararlı oluyor mu? Bunları yorumlar kısmına yazın. Peki bunlarla ilgili başka biz ne yapabiliriz? Biz düşündük yapmamız gerekenleri elimizden geldiğince yapıyoruz ama sizin bize bir tavsiye öneriniz var mı? Bunları da mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki sayfamızda ödüllü soru var. Hepinizin yapacağını düşünüyorum. Ödüllü soruyu bulmuşsunuzdur diyorum. Ve videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün güzel bir ödüllü sorusu. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.